kolay gelsin. Ne oldu lan? Acara kadar sen bu işi kaç senedir yapalım? 25 senedir. Çıkla bir röportaj yapana ya. Kuşlar benim, kara gözlü yar benim. Bir hafta önce başladı. Bu yıl biraz daha erken. Kaç gün erken? Bir hafta falan daha erken. Evet. Nasıl rekolte bu sene? Rekoltemiz güzel. Biraz mevsim şartlarından dolayı, hava şartlarından dolayı malımızın boyu biraz ince. Ufak yani bu sene. Bu sene biraz ufak. Nasıl rekolte nasıl? Yüksek mi? Normal. Normal geçen. Normal. Geçen yıla göre biraz daha yüksek. Yüksek mi? Ne kadar bir artış vardır? Vallahi %15-20 gibi bir artış var. Nerelere ihraç ediyoruz bu arada? Deveci genelde ihracat olmuyor fazla. Olmuyor. Olmuyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte yurt içinde. Deveci armudu. Deveci armudu 3. 4. aylara kadar. Mart ayına kadar tüketiliyor. Tabii şimdi fresh çıktı mesela. Evet. Daha uzun. Çoklama mı? Ya işte bir tür ilaçlama gibi. Evet. Yani malı daha fazla dayanmasını sağlıyor. Ne? Dalında 1,5 liraydı. Bu sene mi? Bu sene evet. Boyu falan fark ediyor mu? Yok, biz götürü olarak dalında evet veriyoruz. Mesela işte 100 ağaç. Evet. 100 kilodan 10 ton yapar misali tüccarla anlaşarak. Yani bu yıl 1,5 lira. 1,5 lira gibi dalında. 10-15 yıldır aynı fiyata satılıyor. Fakat ilaç maliyetleri, gübre maliyetleri, mazot, işçilik %100 artmış durumda. Son bir yılda ne kadar arttı peki? Geçen yıl 20 bin liraya tutan ilaç masrafı bir çiftçinin bu yıl 30 bin lira. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız yetiştirdiğimiz armutları gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Şimdi biz çok ilaç attığımız söyleniyor. Evet, 20-25 kez ilaç atıyoruz. Fakat ilaçların insanlara zararlı olan etken maddelerini iyice düşürdüler. Devletimiz kesinlikle bu konuda titiz çalışıyor. Kalıntı bırakmaması. Bize her yıl tarım ilçe hasat zamanı gelir. İşte bunu da yani şuna buna değil de artık kura gibi onlar kendi aralarında hiç habersiz herhangi bir çiftçinin haberi olmadan işte gelir. Tabii mesela yok. Hasan Efe bizi Deveci Armudu Bahçe'ne götür, gelirler, kendileri seçerler, tahlile gönderirler. Tahlilde kalıntı çıkarsa evet yüksek paralar ceza yazıyorlar.